Büyük hakemler de hata yapar. İşte tartışmasız Türk futbol tarihinin en kariyerli hakeminden çıkan yanlış penaltı düdüğü. 20. sırada Ahmet Çakar. Selahattin hareketli. Selahattin ceza sahasında penaltı. Penaltı diyor Ahmet Çakar. Beşiktaş'ta itirazlar. Beşiktaş'ta itirazlar, penaltı. İşte çok ilginç bir maç. 1997'nin Ocak ayında Fenerbahçe ile Beşiktaş Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya. Maçta durum 2-2 iken Alpay'ın Selahattin'i bariz bir şekilde ceza sahası dışında düşürmesine rağmen hakem Ahmet Çakar penaltıya hükmediyor. Bir de itirazlarından dolayı Alpay'ı kırmızı kartla oyun dışına atıyor. Çok yüksek bir tansiyon vardı bugün. Ya böyle hakem durursa normal ya. Dışarıda mı değil mi diye iddiaya girdik. Eğer dışarıdaysa penaltı hakemi bırakacak, söz verdi. Bakalım bırakabilecek mi adam mı? Tarık. Selahattin hareketli. Selahattin ceza sahasında penaltı. Penaltı diyor Ahmet Çakar. Beşiktaş'ta itirazlar. Beşiktaş'ta itirazlar, penaltı. İşte çok ilginç bir maç. Ahmet Çakar'a itirazlar. Dedik ya, kul hatasız olmaz. Herkes hata yapar diye. İşte en fahiş hakem hataları listemizde 19. sırada Erman Toroğlu var. Turan, offside yok. Tanju ceza sahasına girecek. Tanju topa vuruyor ve gol! Tanju topu alana gönderiyor ve Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. Evet sevgili seyirciler, bir anlık offside zannede duraklama. Yan hakem bayrak kaldırmadı. Hakem baktı, devam dedi. Tanju gitti, topu alana gönderdi ve durum şimdi 1-0. Fenerbahçe evinde Beşiktaş'la Türkiye Kupası rövanş maçında karşı karşıya. Avrupa gol kralı Tanju Çolak topu eliyle önüne indirip Beşiktaş filelerini havalandırıyor ama hakem Erman Toroğlu'ndan gol kararı çıkıyor. Çok uzaktan bir top geldi. Sol elimi de beraber karışık aldım. Belki de uzun zamandır sol ayağımla gol atmayı çok sevmiyorum ve sol ayağımı da çok kullanmıyorum. Sol ayağımla sol dış vurdum ve gol oldu. Hakem görmüyor. Hakem Erman Toroğlu'ydu. O gün de görmüyor, bugün de görmüyor. Erman Hoca için fark etmiyor. Turan, offside yok. Tanju ceza sahasına girecek. Tanju topa vuruyor ve gol! Tanju topa alana gönderiyor. Düdüğüne erken davrandı. Bir çuval inciri berbat etti. Yakın tarihin en fahiş hakem hataları listemizde Oktay Demiray 16. sırada. Boya doğru Musa karşıladı. İbrahim üzülmezse Beşiktaş hata devam ettirecek. Şimdi Ahmet Aslan, Ahmet. Kaleye mükemmel vuruyor ama daha önce bir düdük var. Topağlara gidiyor ama daha önce top havadayken Oktay Demiray düdüğünü çalıyor sevgili seyirciler. Beşiktaş yarıştan uzak kaldığı 2005-2006 sezonunda Samsunspor deplasmanında. 1-1 giden oyunda İbrahim Üzülmez faulle yerde kalıyor. Top Ahmet Aslan'a geliyor ve Mısırlı nefis bir gole imza atıyor. Ama o da ne? Hakem Demiray avantajı oynatmayıp faul düdüğünü çalınca güzelim gol güme gidiyor. Sahadan 3-1 galip ayrılan ve iddiası olmayan Kartal bu hataya fazla sesini çıkarmıyor. Ortası Bobo'ya doğru Musa karşıladı. İbrahim Üzülmez'le Beşiktaş hata devam ettirecek. Şimdi Ahmet Aslan, Ahmet. Kaleye mükemmel vuruyor ama daha önce bir düdük var. Topağlara gidiyor ama daha önce top havadayken Oktay Demiray düdüğünü çalıyor sevgili seyirciler. Fenerbahçe stadında Sarıyer'le Beşiktaş'ın maçında izleyenlerin ağzını açık bırakan skandal bir penaltı kararı. En fahiş hakem hataları sıralamamızda 14. basamakta Ergül Yücedağ var. Feridun pres yapıyor ve Feridun kapıyor topu. Feridun ceza sahası içinde. Bako uzanıyor, Ergül Yücedağ penaltı noktasını gösteriyor. Beşiktaş takımında itirazlar. 1992-93 sezonunda şampiyonluk yarışının içindeki Beşiktaş, Sarıyer karşısında çok zor bir kapışmaya çıkıyor. Maç 0-0 devam ederken Ergül Yücedağ, Beşiktaş aleyhine inanılması çok zor bir penaltı düdüğü çalıyor. Bu penaltı kaçıp Beşiktaş 90. dakikada Feyyaz'ın golüyle maçı 1-0 kazanınca Kartal'ın canı fazla yanmamış oluyor. Metin ceza sahası içine, Madida ve Feyyaz çok sert vuruyor. Beşiktaşlı seyirciler ayakta. Beşiktaş Sarıyer karşısında 1-0 önde.
Van'da soğuk bir Ocak günü Beşiktaş'ın net penaltısının verilmediği ve 2 altın puanı bıraktığı o unutulmaz Van spor maçı. Listemizin 3. sırasında Metin Tokat ve affedilmez hatası. Maçın en kritik anı dikkatle izleyin. Barajdan bir smaç ve bu topu önlüyor. Karşılaşma devam ediyor. Hafta boyu çok tartışılacak bir pozisyon. İşte tekrar ekranlarınıza geliyor Sergin'in vuruşu ve barajda kalkan el. 0-0 giden maçta artık son dakikalar. Sergen, frikik atışında kesme bir vuruş yapıyor. Kaleye yönelen topu Van sporlu Aykut elle bloklamasına rağmen hakem Metin Tokat korneri gösteriyor. Bu kararla Beşiktaş 3 puandan olurken hakem Tokat hiçbir zaman unutulmayacak bir hataya imza atmış oluyor. Ya gol alan topuma smaççı buluyor. Yani gol oluyor top. Adam kafasına çarptı. Böyle bir şey görmedim ben ya. Kesin penaltı. Ben böyle bir şey görmedim ya. Bu iş bitmez abi. Smaç yapıyorum diyor. Kendim smaç yapıyorum diyor, vermiyor. Kendim smaç yapıyorum diyor ya. Smaç yapıyorum diyor, vermiyor. Ne hizmet ediyor bunlar? Allah'ım. Neyi var ya? Allah'ını seversen ya. Ayıptır be. Blok yapıyorum. Ben eyvah oynar gibi. Frikik pozisyonu. Evet. Ve eline çarpan bir top var. Ne söyledin? Ya şimdi... Sergen'in nereye vuracağı belliydi. Ben sadece o olaya konsantre oldum. Tabii bu anlık bir şey. Elime vurdu topu yani. Eline mi vurdu? Yok, kasti bir şey yok ama. Topuna, elin havada mıydı? Havadaydı elim. Elim. Yani çıkarken zaten böyle çıkıyor. Elin havalanmıştı. Tamam, havalanmıştı. O zaman el topu değil. Olabilir, olabilir ama yani benim kasti bir hareketim yok. Benim hakem öyle değerlendirmiş olabilir. Bir penaltı diyebilir miyiz? Ya... Listemizde geldik zirveye. İşte yakın tarihin tartışmasız en fahiş hakem hatası. Bir numarada hakem Ahmet Akçay, arka direğe yaptığı koşu ve attığı gol. Ankara'da Ankara Gücü karşısındaydı Beşiktaş. Ve maçın golü işte bir orta ve Ahmet Akçay'dan geldi. Ahmet Akçay maçın hakemiydi oysa. 1986-87 sezonunda namalup Beşiktaş Ankara Gücü deplasmanında. 0-0 giden maçta dakikalar 86'yı gösterirken out'a doğru gitmekte olan topu hakem Ahmet Akçay filelere gönderiyor. Belki kural olarak gol vermesi doğru bir karar ama bir hakemin pozisyonun bu kadar içinde olması affedilemez bir hata. Neticede sonuç Ahmet Akçay 1, Beşiktaş 0. Kale alanı içinde Kemal Yıldırım dışarıda durmuş. Orta ceza alanına Kemal Yıldırım. Mustafa. Boşta kalan top üstüne vuruşu. Top ağlarda. Top ağlarda çok enteresan bir vuruş. Top avuta giden top. Herkes görüyor avuta gittiğini. Bir tek hakem görmedi. Bari avuta atla gitmesin boş yere zaman geçmesin diye topa dokundu. Dokundu mu artık çarptı mı diyeyim. Çarptı daha doğru bir kelime. Top çarptı Ahmet Akçay'a. Ve gol oldu. Maç 1-0 bitti. Ahmet Akçay sonra televizyon hatırladım. Zaten bana çarpmasa avuta gidiyoruz diye bir demeci vardı. Sonra televizyona geldikten sonra ne düşündüğünü bilmiyorum. Çünkü o maçı yani Ahmet Akçay'ın golü attığını çok iyi hatırlıyorum. O demecini de çok iyi hatırlıyorum. İyi oynadığımız bir maçtı. Gene bir şanssızlık. Ankara'da Ankara Gücü karşısındaydı Beşiktaş. Ve maçın golü işte bir orta ve Ahmet Akçay'dan geldi. Ahmet Akçay maçın hakemiydi oysa.